Geçtiğimiz videoda bazı infrared radyasyon frekanslarının bağın gerilmesine sebep olabileceğini söylemiştik. Bağı da aslında yay olarak düşünebiliriz. Mesela bu karbon hidrojen bağı yay olarak modellenebilir. Bu yay, Hooke yasalarına uyan bir yaysa bağın gerilme titreşimi yay kütle salınımı gibi olacaktır. Şimdi biraz klasik fiziğe bakalım ve olayları daha iyi anlamaya çalışalım. Burada bir kutu görüyorsunuz. Kütlesi M olsun. Kutuyla zemin arasında sürtünme yok. Fakat kutu duvara bir yayla bağlı. Kutuyu tutup sağa doğru çektiğinizi düşünün. Sağa doğru kuvvet uyguluyorsunuz. Bu yayı gerecektir. Kutuyu buraya kadar taşıdınız. Yay da haliyle bu şekilde gerilecektir. Kutuyu delta x mesafesine kadar taşıdığınızı farz edelim. Buradan buraya kutuyu delta x mesafesine taşıdık. Biz kutuyu o şekilde tutarken kutuyu sol tarafa doğru çekmek isteyen bir yay kuvveti var. Bu yayın kuvveti. Hook kanununa göre yayın kuvveti eksi k x'e eşittir. Eksi işareti kuvvetin geri çağrıcı kuvvet olduğunu gösterir. Bu da kuvvetin kutuyu eski konumuna çekmek istediği anlamına gelir. Buradaki k yay sabit ve yayın ne kadar güçlü veya zayıf olduğuna bağlı. Çok sert veya güçlü bir yayımız varsa k değeri artar. Gevşek veya zayıf bir yaysa k değeri azalır. Hemen yazalım. Güçlü yay veya sert yay varsa k değeri artar. Zayıf veya gevşek yay varsa da k değeri düşer. x buradaki konum değişikliğini ifade ediyor. Hatırlarsanız kutunun konumunu delta x kadar değiştirmiştik. Şimdi bu terimlerin yayın kuvveti için ne anlama geldiğini düşünelim. Yay güçlü ise huk kanununa göre kutu daha güçlü bir kuvvete maruz kalacaktır. K artarsa yayın kuvveti de artar. Ayrıca kutuyu daha da çekersek mesela delta x değerini arttırırsak yay kuvveti de o kadar artar. Çok fazla detaya inmeyeceğiz fakat bunu kütle çarpı ivmeye eşitleyebiliriz. Çünkü eksi kx eşittir ma olur. İvme ise konumun ikinci türevidir. İşin fizik kısmına girmeyeceğiz. Fakat bu denklem sayesinde bu yay kütle sisteminin salınım frekansını bulabiliriz demek istiyorum. Hesaplamayı yaparsak salınım frekansı eşittir 1 bölü 2 pi çarpı karekök içinde k bölü m. Salınım frekansı ne demek bir düşünelim. Kutuyu sağa doğru çekersek ve sonra serbest bırakırsak ne olur? Yayın kuvveti kutunun bu yöne gitmesine sebep olacaktır değil mi? Enerjiden dolayı kutu şu yöne gitmeye devam eder ve buraya kadar ulaşarak yayı sıkıştırır. Artık yayın kuvveti bu yönde olacaktır. Bu şekilde yay sıkışmış olduğu için tüm enerji yayın sıkışmışlığında toplanır. Yay kutuyu ittirir ve kutu denge konumuna yani merkeze geri döner. Fakat başladığımız noktaya gelene kadar kutu hareket etmeye devam edecektir. Buna bir salınım diyebiliriz bir salınımın bunu gerçekleştirmesi için geçen süreye periyot denir. Periyot saniye cinsinden ölçülür. 1 bölü periyot frekansa eşittir. Frekansı bu şekilde veya şu şekilde yazabilirsiniz. Birimler de 1 bir bölü saniyedir. Yani saniye başına gerçekleşen salınımdan bahsediyoruz. Evet, frekans saniye başına gerçekleşen salınım sayısı. Peki, frekansı ne etkiler? Tabii ki yay sabiti frekansı etkiler yani k. K değerini arttırırsak frekansı da arttırmış oluruz. Yay güçlüyse kütlenin daha hızlı salınmasına sebep olacaktır. Yani k artarsa, yayın gücü artarsa frekans da artmış olur. Peki kütle artarsa frekansa ne olur? Bu sayıyı arttırırsak bu sayı azalır değil mi? Yani kütlenin artması frekansı düşürür. Saniye başına gerçekleşen salınım düşer. Yani salınım yavaşlar bağları yay olarak düşündüğümüzde işte aklımıza bunlar geliyor. Buradaki şemaya geri dönelim. Burada yay olarak bir bağ mevcut. Şimdilik karbonu sabit halde tutalım ve hidrojeni sağa doğru çekelim. Sağa doğru çekerek yayı gereceğiz değil mi? Uyguladığımız kuvvet bu yönde olacak. Hidrojen bu yönde geri çağırma kuvveti hissedecek. Bu yayın kuvveti. Eğer çok kuvvetli bir bağ varsa K değerimiz artar. Bu durumda salınım frekansı da artar. Bu hidrojeni serbest bıraktığımızda buradaki yay kütle sistemine benzer şekilde salınacaktır. Evet, yayın kuvveti arttığında frekans da artar. Peki ya kütleyi değiştirirsek ne olur? Farklı bir renk kullanalım. Mesela hidrojen yerine karbon veya oksijen, yani hidrojenden daha fazla kütleye sahip bir şey kullansaydık, salınım frekansına ne olurdu? Kütleyi artırırsak salınım frekansı düşer. Böyle düşündüğümüzde bu epey güzel bir model. Fakat şimdilik yalnızca hidrojenin hareket etmesinden bahsediyoruz. Ama biliyoruz ki gerilme titreşiminden bahsettiğimizde bunların her ikisi de hareket eder. Biraz yer açalım ve şimdi bu durumdan bahsedelim. İki kütlemiz var. Birbirine bağlı olan M1 ve M2 kütleleri. M1 ve M2 bahsettiğimiz atomların çekirdeklerinin kütleleri. Evet, her iki kütle de bu durumda hareket ediyor. Dolayısıyla denklemi biraz değiştirmemiz gerekecek. Buraya geri dönelim ve salınım frekansı denklemine tekrar bakalım. İşte denklemimiz şu şekilde. Denklemde yalnızca bir kütlenin hareket ettiği varsayılmış. Gerilme titreşiminden bahsettiğimizde ise iki kütlenin hareket etmesi gerekir. O zaman M için farklı bir değer kullanmamız gerekir. Bunun için indirgenmiş kütle adı verilen şeyi kullanıyoruz. Frekans eşittir 1 bölü 2 pi çarpı karekök içinde k bölü m olacaktı. Fakat artık m yazamıyoruz çünkü biraz farklı bir durumdayız. Bu sembolü artık indirgenmiş kütleyi temsil etmesi için kullanacağız. İndirgenmiş kütle de eşittir m1 çarpı m2 bölü m1 artı m2. Burada atomik kütle birimindeki çekirdeklerin kütlesinden bahsediyoruz çekirdeğin yaklaşık kütle değerine ulaşmak için atom kütlesini kullanabiliriz. Mesela bir karbon-hidrojen bağını ele alalım. Bu durumda M1 karbona eşit olurdu. M2 ise hidrojene. Peki, indirgenmiş kütle neye eşit olurdu? Karbonun atom kütlesi 12. Yani 12 çarpı hidrojenin atom kütlesi. Yani 1. Bunu da 12 artı 1'e bölelim. 12 çarpı 1, 12 eder. Bunu da 12 artı 1 yani 13'e bölersek 0,923 elde ederiz. Bu sistemimizin indirgenmiş kütlesi. Bir tane daha yapalım. Bu sefer karbon karbon bağına bakalım. İndirgenmiş kütle 12 çarpı 12 bölü 12 artı 12'ye eşit. 12 kere 12 144 eder. Bunu da 12 artı 12 yani 24'e bölersek sonuç 6 çıkar. Buradaki indirgenmiş kütlemiz 6'ymış. Peki bunun titreşim frekansı üzerindeki etkisi nedir? İndirgenmiş kütleyi arttırırsak yani 0,923'ten 6'ya çıkarsak titreşim frekansına ne olur? İşte indirgenmiş kütlemiz burada. Bu değeri arttırırsak tabi titreşim frekansına düşürmüş oluruz. Karbon karbon tek bağının karbon hidrojen tek bağından daha düşük bir titreşim frekansına sahip olmasını bekleriz. Başka bir örneğe geçelim. Bu karbon karbon tek bağıydı. Peki karbon karbon çift bağında nasıl olur? İndirgenmiş kütle aynı kalırdı değil mi? Yani 6. Peki yay sabitine ne olurdu? Kuvvet sabiti kaç olurdu? Karbon karbon çift bağ için tek bağın 2 katı güçlüymüş gibi düşünebiliriz. Tek bağın yay sabiti K ise çift bağınki yaklaşık olarak 2K olurdu. Yani yay sabitinin değerini arttırıyoruz. Çünkü çift bağın tek bağdan yaklaşık olarak 2 kat güçlü olduğunu varsayıyoruz. K değerini arttırırsak titreşim frekansına ne olur? Bu değeri arttırırsak bu değer de artar. O zaman K değerini arttırırsak titreşim frekansını da arttırırız. Çünkü daha güçlü bir bağımız olur. Uzun lafın kısası şunu hatırlamamız gerekiyor. Daha güçlü bağlar daha hızlı titreşirler. Burada bunu görüyoruz. Daha güçlü bağ yani daha yüksek bir K değeri titreşim frekansını da arttırır. Peki buradaki daha hafif atomda durum nasıl? Daha hafif bir atom olan hidrojenin indirgenmiş kütle değeri de daha düşüktür. Yani daha ağır bir atomdan daha hızlı titreşecektir. O zaman daha güçlü bağlar ve hafif atomlar daha hızlı titreşir diyoruz. Bağları yay olarak düşündüğümüzde işte karşımıza böyle bir sonuç çıkıyor. Bu iki husus üzerinde düşünmemiz önemli. Titreşim frekansını etkileyen şeyler bağın kuvveti ve kütle. Bu durumda indirgenmiş kütledir.